Konferansı hoş geldiniz. Kariyer ve Öğretim Kulübü olarak misyonumuz öğrencileri iş hayatına hazırlayacak seminerler, konferanslar, paneller ve geziler düzenlemek, kulüp ve üniversiteyi temsil eden tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktır. Vizyonumuz ise ulusal, bölgesel ve yerel çapta iş adamlarıyla diyalog geliştirmek, öğrencilerin iş dünyasıyla tanışmasına ve kaynaşmasına yardımcı olmak, öğrencilerin kariyerlerinde ilerlemelerine ve kişisel gelişmelerine katkı sağlamaktır. Kıymetli konuklar, değerli konuşmacımız Sayın Okan Yücel'in özgeçmişini okuyorum. 13 Ekim 1968 doğumlu olan Okan Yücel, ilaç sektöründeki kariyerine Nova İlaç Sanayi'nde tıbbi bir mesleği pozisyonu ile 1994 yılında başlamıştır. 1995 yılında sektörün önde gelen kuruluşlarından Pfizer'a geçmiş ve burada 3 yıl tıbbi bir mesleği, 7 yılda bölge müdürlüğü pozisyonlarına çalışmıştır. Pfizer'ın ardından Sanovel'de bölge müdürlüğü ve tanıtım müdürlüğü görevlerinde bulunan Yücel, halen Aptik adına bölge müdürü olarak 18 yıllık mesleki ve yöneticilik deneyimiyle kariyerine devam etmektedir. Konuşmasını yapmak üzere Aptik adına bölge müdürü Sayın Okan Yücel'i kürsüye davet ediyorum. Herkese merhaba. Arkadaşım kısaca anlattı. Üniversitemizin yaşamı içerisinde olan, yani sadece ben değil, eminim ki herhalde benim gibi daha farklı sektörlerden gelen konuşmacıları da olduğunu düşünüyorum. Dışarıda gerçekten çok sert bir rekabet var. Bu sert rekabete buradan çıkarken olabildiğince donanımlı ve rekabete hazır olarak çıkabilmeniz gerçekten çok önemli. Biz üniversiteyi bitirdiğimiz zaman böyle biraz bulutların üstündeydik. Gerçekten uzaktaydık. Bu tür toplantıların sadece bizim sektör için değil, diğer sektörlerle de yapıldığında eminim sizlere pek çok şey katacak diye düşünüyorum. Ben arkadaşım da anlattı. Slide lütfen. Ajandamızda neler var diye baktığımızda CV'mden bahsetti. Türk İlaç Sanayi'nin genel yapısından bahsedeceğiz. İlaç firmaları başlıcalarından sadece ilk 20'sinde hangileri var? Onlardan bahsedeceğim. Ve ilaç sanayindeki şirketlerde özellikle benim içinde bulunduğum şema daha çok satış ve pazarlama şeması. Ondan bahsedeceğim. Bunların içerisinde tabii üyesinin yeri nedir? Bölge müdürü, ürün müdürü, bunun yanı sıra medikal müdür. Onlardan bahsedeceğim. Ve merak ettiğiniz bir konu olduğunu düşünüyorum. Tıbbi bir mesleği tabii nasıl olmalıdır? Hangi özelliklere sahip olmalıdır? Kimlerden seçilir? Ve tabii ki hangi eğitimleri alır? Şimdi bazı meslekler var. Tıbbi bir mesleğinde süreç içerisinde kendisini geliştiren bir pozisyon. Bu pozisyonda yani üniversitede hani ben ziraat fakültesi mezunuyum. Ziraat mühendisi olabilmek için işte tanıdıkları bölümünde bir takım dersler aldım. O derslerle çıktığım zaman onu sahada da kullanabiliyordum. Burada böyle bir okul yok. Şu an yeni yeni açıldı ama tıbbi mühendislikle ilgili bir okul yok. Dolayısıyla böyle bir okul olmadığı için firmalar işe birilerini aldıkları zaman mutlaka onlara eğitim veriyorlar. Şimdi bu eğitimlerin ne kadar sürdüğünü ve içinde neleri barındırdığından da bahsedeceğim sizlere. Ve en önemlisi kariyer fırsatları nelerdir? Bu fırsatları yakalayabilmek için hangi yetkinliklere sahip olmamız gerekiyor? Biraz da onlara değineceğim. Ve daha sonra da tabii ki sormak istediğiniz, merak ettiğiniz konular varsa onları da paylaşabiliriz. Babam devlet memuru olduğu için Doğu bizim de gittiğimiz yerlerden bir tanesi. İlk orta liseyi Mersin'de okudum. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. Oraya yazmadığım bir şey var. 1992-93'te Batman'da ziraat mühendisi olarak çalıştım. Ama devlet sektörünün bana göre bir yer olmadığını gördüm. Yanlış anlaşılması size göre bir yer olabilir. Başka arkadaşlarımıza göre özel sektör daha canlı olabilir. Özel sektörün benim için daha uygun olduğunu gördüm. Dolayısıyla özel sektörüm geçiş yaptım. Sektörün geçişim tamamen eczacı arkadaşım, askerlik arkadaşımdı. O zaman böyle bizlere gelip, ya işte bu iş böyledir, gelin, hani bu işi yapın diyen insanlar olmadı. Sadece eczacı arkadaşımın, işte bu iş senin yapına uygun demesiyle birlikte bir araştırma içerisine girdim. İşi araştırdım. Baktığımda biraz zor olmakla birlikte, insanın kendini aştığı bir iş olarak tanımlayabilirim. İşi yaparken zaman içerisinde nasıl
kendiniz içinde olduğunuz için anlamıyorsunuz ama sizi dışarıdan izleyenler nasıl bir gelişim içerisinde olduğunuzu görebiliyorlar. Nobel İlaç'ta yaklaşık olarak 3 ay süren bir kurstan sonra, şu anda o süreçler daha da geriye çekildi çünkü maliyetler çok arttı. İlaç sanayinde karlılık azaldığı için artık ilaç sanayi çok uzun süreli kurslar yapmıyorlar. En fazla 1 ay ya da 1,5 aylık kurslar yapıyorlar. Benim zamanımda ilk gittiğim kursta 3 aydı. Daha sonra Pfizer'e transfer oldum. Pfizer'de yine bir 1,5-2 aylık bir kurstan sonra sahaya çıktım. Ardından Pfizer'in içerisinde 1998 yılında ilk kariyerime orada başladım, bölge müdürü olarak Ankara'ya atandım. Yaklaşık olarak 4 yıl Ankara'da kaldım. Daha sonra Adana, memleket dedik, Adana'ya geri döndük. Daha sonra Sanovel'de farklı bir fırsat belirdi Türkiye Satış Müdürlüğü olarak. Oraya geçmeyi daha uygun buldum, Sanovel'e geçtim. 2006'dan 2010'un başına kadar İstanbul'da Türkiye Satış Müdürlüğü yaptım. Halen Aptika'da Adana Bölge Müdürü olarak çalışıyorum. Merkezi Sinir Sistemi ekibinin bölge müdürüyüm. Birazdan grupların içerisine girdiğimizde bu grupların hangi ürünleri ihtiva ettiğini ve neler olduğundan da bahsedeceğim kısaca. Ve çeşitli satış ürünleriyle dünyanın belirli yerlerine gitme şansım oldu. Amerika, Küba, Tayland, Singapur, Hollanda, Almanya ve şu an yazamadım pek çok yer. Ama benim sektörde en çok sevdiğim ve bana çok şey kattığına inandığım, almış olduğum eğitimler stres yönetimi, müzakere becerileri, mülakat teknikleri, liderlik, 6 şapka, durumsal liderlik, ekip çalışması. Bu yönetim, ekonomi, pazarlama, iletişim Boğaziçi Üniversitesi'nde aldık. 2 haftalık bir eğitim verildi bizlere o zaman Pfizer'deyken. Duygusal zeka Fatih Terim'in Milan'da teknik direktörlük yaptığı zaman da böyle bir eğitim verilmişti. Ona bir katılma şansımız oldu. Çok faydalı bir eğitimdi. Prezentasyon teknikleri, etkili yazışma teknikleri, 8 adımda coaching, koçluk ve yazamadım. Ben çok fazla uzatmak istemediğim için. Şimdi Türk İlaç Sanayi'ni yavaşça şey yapalım. Türk İlaç Sanayi'nin hacmi arkadaşlar yaklaşık olarak 16 milyar Türk Lirası, yani yeni para birimiyle 16 milyar Türk Lirası. Dolara çevirdiğinizde bu yaklaşık olarak 8-9 milyar dolara denk geliyor. Yıllık harcanan para. Peki bunu kim ödüyor? %90'ını devlet karşılıyor. Nasıl? İşte sosyal güvenlik kurumları, sosyal sigortalar, emekli sağlığı, Bağkur biliyorsunuz artık son şeyle bunların hepsi birleştirildi ve hepsi birlikte sosyal güvenlik kurumu adı altında birleştirildi artık hepsi. Ve devlet %90'ını karşılıyor. Avrupa'da, Amerika'da ve çeşitli ülkelerde durum böyle değil. Şöyle bir örnek vereyim. Endonezya'da ilacın tamamını insanlara sigorta yaptırıyorlar kendilerine, sağlık sigortası yaptırıyorlar veya kendi ceplerinden karşılıyorlar, devlet karşılamıyor. Avrupa'da işte çeşitli kalemleri ödüyorlar, çeşitli kalemleri ödemiyorlar. Türkiye bu anlamda gerçekten hani vatandaşına sunmuş olduğu sağlık hizmeti anlamında sadece Avrupa'da değil, dünyanın da önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Peki bu cironun ne kadarını yerli firmalar, ne kadarını yabancı firmalar yapıyor diye baktığımızda %45'ini yerli firmalar yapıyor. %25'ini de yabancı firmalar yapıyor. Buraya yazmadığım bir şey var. Yeni ilaç bulup geliştirme konusunda maalesef ülke olarak hani son günlerde savunma sanayinde görüyorsunuz işte tanklar yapılıyor. İşte çeşitli radar sistemleri, işte bu Güneydoğu'da kullanılan Heron'ların benzeri Anka'lar gibi yeni şeyler yapılıyor. Bu gerçekten ülkemiz adına gelişmiş ülke sıfatını alabilmesi için önemli parametrelerden bir tanesi. İlaçta bu böyle bir, ilaçta henüz denetleme döneminde ne yapıyor ilaçta? Mevcut ilaçların farklı formülasyonları, yani böyle tablet formu varsa solüsyon formu yapılıyor veya iğne formu yapılıyor. Bu tür şeyler yapılıyor. Tabii ki bu çok bağlı bir iş. Ar-Ge ve Türkiye'nin bana göre en önemli konularından bir tanesi araştırma geliştirme. Buna ne kadar önem veriyoruz? Geçenlerde bir Türkiye'de yapılan hani Ar-Ge'ye ayrılan para, total para 1 milyar dolar civarında, belki daha fazla, yanılıyorsam düzelsinler lütfen.
bir ilacı bulup geliştirebilmek ve dünyanın hizmetini sunabilmek için harcanan para yaklaşık olarak 800 milyon ile 1 milyar dolar civarında. Peki bu kadar para harcıyorsunuz, bunu çıkartamıyor musunuz? Fazlasıyla çıkartıyorsunuz. Bugün benim çalışmış olduğum eski Pfizer, işte Roche, bunun gibi pek çok yabancı firma, uluslararası firmanın en önemli geliri Ar-Ge ile yeni bulduğu molekülleri dünyanın her tarafında pazarlaması. Size şöyle bir örnek vereyim. Pfizer'in Lipitor adlı ürünün bir yıllık geliri yaklaşık olarak 13-14 milyar dolar civarında. Bir tek üründen elde ettiği para bu. Şimdi tabii ki bizim şu an Türkiye'de benim çalışmış olduğum Abdi İbrahim Türkiye'nin en büyük çözüne sahip firması yaklaşık olarak CEO'su 800 milyon dolar civarında. Dolayısıyla bir ilacı bulup geliştirebilmek için çok daha büyük çözünlere ihtiyacı var ilaç sarayının. Tabii bunun içinde sadece Türkiye içerisine yönelmek değil, Türkiye'nin dışında da uluslararası organizasyon haline gelmesi gerekiyor ki gelirlerini arttırabilsin. Abdi İbrahim şu an Yunanistan, Cezayir, Hindistan gibi ülkelerde yatırımları var. Kazakistan, buralardan yeni firmalar aldı. Japonya'dan bir firmayla ortaklığa girdi. Artık Türkiye'deki yerli firmalarda, yerli sanayide artık Türkiye içerisinde fazlasıyla büyüyebilecek çok fazla bir alan kalmadığı için artık biz de dışarıya açılmaya başladık. İnanıyorum ki elde edeceğimiz gelirlerle bizler de artık Türkiye'nin kendisine has orijinal molekülleri olacak ve bu molekülleri dünyada pazarlayarak bizler de Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapıp daha fazla insanlığın ve tıbbın hizmetini yeni ürünler sunma şansını yakalayacağız diye düşünüyorum. Şu an Türkiye'de 3500 çeşit ürün var arkadaşlar. Hani aspirin, büyüklerimizin kullanmış olduğu antihipertansiflerden tutun da işte kanser ilaçları, bugün en çok büyük para tutan kalemler bunlardır. Bir tanesi 1 milyar, 1,5 milyar gibi çok büyük rakamlar var. Tabii maalesef özellikle ekolojik dengenin bozulması, bunun yanı sıra GDO'lu ürünler, stres, pek çok şey artık kanseri tetiklediği için geçmişe göre kansere yakalanma oranı da arttığında bunun da devletlere getirmiş olduğu ekonomik yük her geçen gün artıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Artık ülkemizde ortalama ömür 60 küsürlerden 70'lere doğru geliyor. Artık eskiden 60 yaşında bir söndüğü zaman ya evet falan denildi. Artık 60'a gelmeden, 70'e gelmeden vefat ettiyse ya daha genç bir şeyler kullanılıyor. Bunun nedeni gerçekten Türkiye'de ilaca erişim, sağlığa erişim, erişimin kolay olması aynı zamanda bu anlamda Türkiye'de sosyo-kültürel düzeyin giderek artmış olmasında önemli bir payı var. Hematoloji, onkoloji söylediğim gibi en fazla giderin olduğu kalemlerden bir tanesi. Kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, diyabet gibi, enfeksiyonlar, merkezi sinir sistemi benim içerisinde olduğum grup. Bu grubun içerisinde şizofreni, bipolar, belki bilmiyorum yakınlarınız olabilir. Hani Alzheimer gibi özellikle yaşlı hastalarda. Ülkemizde artık 65 yaş üstü artmaya başladığı için Alzheimer'de ülkemizde çok fazla görülen hastalıklardan bir tanesi olmaya başladı. O da ciddi bir gider haline döndü. Bir geri gelebilir miyiz? Kas iskelet sistemi hastalıkları bunlar daha çok hani romatizmaydı veya işte burkulmalar, travmaların içerisinde yer aldığı sistem. OTC dediğimiz ise over the counter olarak adlandırılıyor. Yani raf üstü insanların doktorlara sormadan gidip marketlerden alabildiği ilaçları kapsıyor. Bu Avrupa'da ve Amerika'da oldukça yaygın. Siz gerçi Türkiye'de her şeyi alabiliyorsunuz da ama Avrupa'da veya Amerika'da elinizde reçete olmadan gidip bir antibiyotiği alamıyorsunuz. Türkiye'de paranızın olması yeterli. Gidip istediğiniz antibiyotiği alabilirsiniz. Doğru bir şey değil. Kesinlikle doktorunuzun danışmadan hiçbir ilacı mümkünse kullanmamanızı öneririm. Evet. Türkiye'de faaliyet gösteren arkadaşlar 102 adet firma var. İrili ufaklı. Şu an sadece cironun yaklaşık olarak %65'ine sahip olan firmaları görüyorsunuz burada. Benim içerisinde olduğum Abdi İbrahim 7,7 ile pazarın birincisi durumunda. Ardından Novartis İsviçre, uluslararası bir firma bu İsviçre menşeli. Bilim İlaç Türkiye, Pfizer Amerikan menşeli, Bayer Alman menşeli. East Pharma daha önceki devaydı, şu an Amerikalılar tarafından yönetiliyor.
Sanofi Fransız, GlaxoSmithKline İngiliz firması, Roche İsviçre, AstraZeneca İngiliz, Sanofi Türk, Abbott Amerikan, Bulgari Türk, o da yabancılara satıldı. MSD Amerikan firması, Adirayif Türk, Santa Pharma Türk firması, Zentiva yabancı, Nobel Türk firması. Gördüğünüz gibi o 2.1'e bakmayın, çok büyük rakamlar ihtiva ediyor. 16 milyarın 2.1'i ne yapıyor? 300 milyon dolarlara geliyor. Şimdi benim de içerisinde bulduğum organizasyon şeması nasıl, şirketler nasıl yapılıyor, nasıl yönetiliyor? Onunla ilgili şirketler. Bizim, benim olduğum şirkette genel müdürümüzün altında satış pazarlama direktörü var. Satış pazarlama direktörünün altında şu an biz 3 gruptan oluşuyoruz. 3 farklı grubumuz var. Ve bu 3 farklı grubun başında bölüm müdürleri var. Bölüm müdürleri neye bakıyorlar? Bölüm müdürleri hem satışa bakıyorlar hem pazarlama ayağına bakıyorlar. İnsan kaynakları ise işe alım, işten çıkartma veya kariyer süreçleriyle ilgileniyorlar. Bölüm müdürünün hemen altında satış müdürü veya diğer adıyla tanıtım müdürü de diyebilirsiniz. Daha altında medikal müdür, ürün müdürü ve benim de olduğum bölge müdürü line'ı var. Bu üç grup yatayda aynı line'da. Bir geri gelebilir misiniz? Bunlarla ilgili olarak hani nasıl süreçlerden geçirdikten sonra bölge müdürü, nasıl medikal müdürü, nasıl ürün müdürü oluyor, onlarla ilgili olarak da şey yapacağız, devam edelim. Şimdi tıp üniversitesi kimdir, ne iş yapar? Öncelikle tıp üniversitesi almış olduğu medikal ürün rakip bilgisi ve temel satış becerilerini yeni şekilde kullanarak doktoru reçete etmeye, kendi ürününü reçete etmeye ikna eder. Bunu etmekle de kalmayıp eczanenin satışını yapan kişi. Eskiden sadece tanıtım ayağı vardı. Rekabet bu kadar sert değildi. Gidip ilacınızı reçete ettirmeniz yeterliydi. Ama şu an öyle değil. İlacı reçete ettirmek yetmiyor. Aynı zamanda onun eczanenin satışını sağlamanız gerekiyor. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Apranax'la Apro eşdeğer içerisinde hepsinin Aproxen yazıyor, içeriyor. Ama hekim size Apranax yazdığında eczaneye gidip size Apro derdi herhangi bir eczaneye bağlayacağı herhangi bir şey yok. İstediğini verme şansına sahip. Dolayısıyla sizi eğer gidip Apranax'ı reçete ettirdiyseniz eczanede de bunun Apranax olarak çıkmasını sağlamak için mutlaka eczaneye gidiyor ve o eczaneye baskı yapıyor olmanız gerekiyor. Genel anlamda veriliyor ama verilmeyen eczanelerde olabiliyor. Ürün tanıtımı için kullandığımız 3 farklı yol var. Bunlardan bir tanesi broşürlerle işte doktorun yanına gidip doktora belirli klinik çalışmaları göstererek bu klinik çalışmalarla hekimin klinik ihtiyacına yönelik olarak hastalarında kullanabileceği ve onun hastalarında işe yarayabilecek bir takım özellikleri kullanarak hekimin bizim ürünümüzü reçete etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Dediğimiz bunlardan bir tanesi. Bir diğeri slide. Şu an burada olduğu gibi biz burada oluyoruz. Hekimlerimiz karşıda oluyor ama böyle büyük bir grup olmuyor tabii. Yaklaşık olarak en fazla 9-10 kişiyi geçmeyen gruplar oluyor. Yine orada daha detaylı bir şekilde ürünümüzle ilgili bir takım verileri verme şansımız oluyor. Ve oldukça etkili yöntemlerden bir tanesidir. Bunun yanı sıra toplantılar yapıyoruz. Toplantıları şöyle yapıyoruz. Örneğin şu an ben epilepsi tedavisiyle ilgili bölüm çalışıyorum. Epilepsi konusunda Türkiye'de otel olan bir hocamızı getirip uzmanlara konuşturma yaparak hem hastalığı hem bizim kullanmış olduğumuz ilaçla ilgili olarak bir takım klinik çalışmalara aktarmasını sağlıyoruz. Daha sonra bu şekilde hekimlerimizi bizim ürünümüzü kullanmasına ikna etmeye çalışıyoruz. Fakat bunlar bir geri gelebilir miyiz? Böyle iyi slide yapabilmek için prezentasyon teknikleri eğitimi almış olmanız gerekiyor. İşte detailing'i iyi yapabilmeniz için temel satış becerileri adını verdiğimiz, çok iyi ürün bilginiz olabilir, çok iyi medikal bilginiz olabilir, çok iyi rakip bilginiz olabilir. Ama bunu hekime ikna etmek için nasıl kullanacağım sorusunun cevabı temel satış becerileri. İşte hekime soru soruyoruz. Klinik ihtiyacına yöneliyoruz. İtirazları varsa karşılıyoruz. Bunları karşıladıktan sonra ilacı reçete etmesi için biz ona aktif kapanış diyoruz. İlacı reçete ettiğinden emin olduktan sonra işimizi başarıyla yapmış olmanın mutluluğuyla çıkıyoruz ki zaten o bize reçete olarak geliyor. Bir tıbbi üniversitesini en çok mutlu edecek konulardan bir tanesi
çalışmış oluyorum reçete edilmesi. Şimdi peki tıbbi ünvesi nasıl iş yapıyor? Kendisine nasıl bir görev tanımı var tıbbi ünvesi? Tıbbi ünvesi işe başladığında kendisine tanımladığımız bir coğrafya var. Örneğin diyoruz ki Osmaniye'ye çalışacaksın. İşte Osmaniye'nin ilçeleri, kadirli oraya gideceksin. Oradaki işte sağlık ocaklarına, eğer ürünümüzü reçete eden hedef kitle dahil uzmanlarıysa onlara gideceksin. Veya işte ortopedistse ortopediste gideceksin, kadın doğum uzmanıysa onlara gideceksin gibi. Bu listeyi kendisine veriyoruz. Ama bu listenin içerisinden hangi hekime gideceğini tıbbi ünvesi karar veriyor. Tabii biz daha yardımcı oluyoruz bu süreçte. Örneğin biz arkadaşlarımızdan 60 tane nöroloji uzmanına gitmesini istiyoruz. 50 tane de eczaneye gitmesini istiyoruz kendisinden. Bunu kendisi belirliyor. Ama hesabında biz soruyoruz tabii ki. Eğer zaten işler yolunda gidiyorsa demek ki doğru işler yapıyor diyoruz. Gitmiyorsa da hemen karşımıza alıyoruz. Bir daha doktor seleksiyon, doktor hedeflemesini gözden geçiriyoruz. Eczane hedeflemesini gözden geçiriyoruz ve tekrar çarkın verimli bir şekilde dönmesini sağlıyoruz. Arkadaşlarımızın bir satış hedefi var. Bu satış hedefi 3 aylık. Şirket diyor ki sana 3 ayda şu kadar hedef verdim. Bu hedefleri yaparsan, %90 oranında yaparsan 2 lira. İşte %100 oranında yaparsan 3 lira. Geçersen 4 lira. İşte 3 ayda sana bir prim veriyoruz. Yani genellikle arkadaşlarımız bu primleri alıyorlar. Ki prim, hani primini kazanmanın tabii mutlaka ki maddi bir yönü var. Profesyoneliz, para kazanmak istiyoruz. Ama en önemli yolu şu, size evet ben bir işi başardım. Bundan sonra bana verilecek hedefleri de daha iyi yaparım. Özgüven duygusunu yaratan önemli bir şey. Herhangi bir şeyi yapmak. Örneğin ne bileyim, ben üniversiteyi işte Haziran ayında bütünlemesiz bitirdiğimde çok mutlu olmuştum. Bu benim için bir öğrenciyken bir başarı hikayesiydi. Eminim sizler için de öyledir herhalde bütünlemesiz bitirmek. Bu da bizim için bir başarı hikayesi. Arkadaşlarımıza araç veriyoruz. Bazı firmalar işte Toyota veriyor, bazı firmalar Renault veriyor, bazı firmalar Fiat Linea veriyor. Gücüne göre, ölçüsüne göre. Biz arkadaşlarımıza Fiat Linea veriyoruz. Full, her şey var içerisinde. Arkadaşlarımıza böyle bir araç veriyoruz. Yakıtı iş günleri içerisinde biz alıyoruz. Hafta sonları özel kullanımlar için kendileri alıyorlar. Ve arkadaşlarımıza kullanmaları için telefon ve oraya yazmadan bir de VIN veriyoruz. Yani bilgisayarlarını kullanmaları için. Başka firmalar bilgisayar verenler de var, vermeyenler de var. Evet, şimdi tıbbi mesin nasıl çalışıyor, ne yapıyor, çark nasıl dönüyor? Şimdi arkadaşlarımız doktora giriyor öncelikle. Az evvel size söylemiş olduğum o detailing, slide veya toplantı gibi bir takım taktiksel araçlarla hekimleri ikna edip etik ve ahlaki olan yollardan sapmadan doğru indikasyonunda ürünlerimizi reçete ettiriyoruz. Daha sonra doktorun reçete ettiği ürün hastaya reçete ettikten sonra hasta eczaneye gidiyor. Eczanede ürün yoksa firmalar eczanelere direkt satış yapmıyorlar. Satışları depolara yapıyorlar. Riski almıyorlar. O riski depoya belirli bir ciro payı karşılığında işte %7, %8 gibi bir pay karşılığında o riski depo firma yerine üstleniyor. Evet. Peki tek tek şey yaparsak alayım. Evet. Üniversite mezunu artık 4 yıllık fakülte mezunu olması gerekiyor. Ben 1994 yılında başladığımda bile lise mezunu sayısı gerçekten çok azdı. Şu an yok denecek kadar az. Çünkü artık çevrede çok iyi kalifiye yetişmiş 4 yıllık üniversite mezunları dururken artık kimse lise mezunu almak istemiyor. Evet. Girişimsel yönü güçlü olmalı. Rahatlıkla devam edelim. İnsanlarla gidip iletişim kurabilen birisi olmalı. Yani bu nedenle tıbbi ünvesilik herkes için çok uygun olmayabilir. Ama gidip insanlarla iletişim kurmakta başarılı, girişimsel yönü güçlü arkadaşlarımız için kaçırılmayacak bir fırsat olabilir. Ve sosyal yönü güçlü. Sosyal yönü güçlüden kastım şu,
Şimdi bizim müşterilerimiz, doktor ve eczacılarımız. Şimdi kimi doktora gidiyorsunuz, kimisi müzikten hoşlanıyor, kimisi gidiyorsunuz siyaseti seviyor, kimisi futbolu seviyor, kimisi basketbolu seviyor. Siz tıbbi ünitesi olarak her konudan konuşmak zorundasınız. Ben güne başladığım ilk gün yaptığım ilk şey bir kere dünyada ne oluyor diye bakın. Dünyada ne oluyor, Türkiye'de ne oluyor? Çünkü bir hekimin karşısına çıktığın zaman ya dün duydun mu işte Fenerbahçe şöyle yapmış veya işte Güneydoğu'da şu olmuş veya İstanbul'da ticarette şöyle şu olmuş falan denildiğinde sizin aynı dili konuşabilmeniz ve ortak bir nokta yakalayabilmeniz için gündemi çok iyi takip ediyor olmanız lazım. Aslında bu hani iyi yaşamanın da yani dikkatli yaşamanın aslında önemli kurallarından bir tanesi. Ama bizde olmazsa olmazmış. Arkadaşlarımız bu konuda örneğin köpek besleyen arkadaşım var. İşte doktor da köpek besliyor derken oradan bir ortak arkadaşlık kurabiliyorlar. Hekimle veya eczacıyla ortak bir nokta yakaladığınızda işinizi yapmanız daha da kolaylaşıyor. Araç kullanabilen, maalesef araç kullanabilen derken, şimdi ben de üniversiteyi bitirdim, askere gittim, askerken, asteğmenken aldım ehliyeti ama kullanma şansım olmadı. Çünkü babamın arabası yoktu. 1994 yılında ilk sektöre başladığında arabayı verdiler, arabayı kaldırmadım. Şimdi o zamanlar tolere ediyorlardı bunları. Sonra gittik kurs aldık, şunu yaptık falan aldık. Şimdi öyle değil. Şimdi kursu bitirdikten sonra bütün arkadaşlara test yapılıyor. Demir Büke gibi çok kaliteli isimler geliyor bu kurslara. Arkadaş aracı kaldıramıyorsa iş almıyor. Ne kadar başarılı olursa olsun. Çünkü maalesef çok arkadaşımızı kaybettik. Daha geçen sene Haziran ayında, Ağustos ayında bir bayan arkadaşımızı Urfa'dan Adıyaman'a giderken bomboş bir yolda trafik kazası yaparak hayatını kaybetti. Emniyet kemeri takmamış. İşte aracınızla ilgili herhangi bir sorun olduğunda bunlara hakim olabiliyor olmanız lazım. İşte biz işe alırken ben arkadaşlara diyoruz ki aracınızın lastiği patladı, dağın başında kaldı, lastiği değiştirebilir misin? Kimisi duruyor, bazen de çok cevval bayan arkadaşlarımız çıkıyor, ben yaparım. Hakikaten de yapar arkadaşlarımız var. Bu önemli bir şey, bunları yapabiliyor olmak. Çünkü her zaman lastik için çağırdığınızda gelmiyor veya servis bulamıyor biliyorsunuz. Ama en önemlisi hayatınıza değer vermek açısından aracı iyi kullanabilmek, kurallarına uygun kullanabilmek çok önemli. Bu sadece benim şirketimde kaybedilen bir kişi, farklı firmalarda, yani ilaç sanayinde öyle tabir ediyorum ki her sene 17 15 yıl sıtıp ünlüsü yaşamını kaybediyor. Sırf bu nedenlerden dolayı. Evet. Dinamik. Arkadaşlar Türk ilaç sanayi inanılmaz bir değişim içerisinde. Devlet ödeme kurallarıyla ilgili bir takım kurallar getirdiği zaman siz o değişimi hemen yapınıza alıp bir an evvel o değişime ayak uydurup çalışmaya başlamanız gerekiyor. Dinamizmden kastettiğim bu ve her zaman güçlü atak olmanız gerekiyor. Yani ben bizim işi yapan birisine asla sigara içmesini tavsiye etmem. Güçlü olmanız lazım, spor yapmasını tavsiye ederim. Dik şey olmanız lazım, yani dirençli olmanız lazım. Çünkü bazen ben bir çıkıyorum Adana'dan Diyarbakır'a kadar 5,5-6 saat araç kullanabiliyorum. Bunlar işin içerisinde doğasında olan şeyler. Yani bu işi yapacak insanların bunlara hazırlıklı olması gerekiyor. Benimki biraz uç örnek ama genellikle üniversite arkadaşlarımız hani en fazla Adana'dan Mersin'e gelir veya Adana'dan Antep'e gidenler var çok fazla. Daha çok kendi ilinin içerisinde çalışan arkadaşlarımız var. Ve 18 yıldır bu işi yapıyorum. Şunu söyleyemiyorum. Ben ya şu da tamamen budur. Tabii ki ana ilkeleri etrafında bunu söyleyebilirim ama durumsal olarak bazı şeyler çok değişebiliyor. Dolayısıyla bir tek doğru yok işimizde. Tamamen bunu oradaki işte eczacının, doktorun yapısı belirliyor. Orada gelişen satış süreci belirliyor bunu. Dolayısıyla o sürece uygun hareket edebilmek çok önemli. Havayı koklayabilmek çok önemli. Bu da tecrübeyle olabilen bir şey. Analitik yönü güçlü. Bizim IMS adına verdiğimiz bir değerlendirme ölçütümüz var. IMS İngiliz firmasının kısaltılmış hali. Bu bize her hafta ve her ayın sonunda satış rakamları geliyor. Ve az evvel size bahsetmiş olduğum o primler
O satış rakamlarına göre belirleniyor. Kimse bir hedef veriliyor. O hedefin karşılığında da ne sattığınıza bakılıyor. Onu ölçen sistem de IMS sistemi. Dolayısıyla burada bu sistemi ne kadar iyi kullanabilirsen, sen rakibim de satmış, ben de satmışım, ona karşı nasıl bir strateji geliştirebilirim gibi şeyleri IMS adını verdiğimiz bu şirketten alabiliyorsunuz. Ama bunu değerlendirmek ise analitik yönü güçlü olan arkadaşlarımızın yaptığı, iyi yaptığı işlerden bir tanesi olması gerekiyor. Dünya giderek globalleşiyor. Artık az evvel söylediğim Abdi İbrahim, Türkiye'nin içerisinde artık çok fazla anlayacak yol olmadığını gördüğü için dünyaya açılmaya başladı. Bakıyorsunuz dünyadaki uluslararası firmalar Türkiye'ye geliyor. Size bu işin cefasını çekmiş birisi olarak lütfen İngilizce ile ilgili sorunlarınızı buradan çıkmadan önce halledin. Üniversitedeyken halledin. Eğer yazın fırsatınız varsa Work and Travel'a gidin. O yoksa orada bir tanıdığınız varsa ona gidin. Ama mutlaka bu fırsatları iyi değerlendirin. Çünkü belirli bir yaştan sonra bunları yapabilmeniz hakikaten çok zor. Ben 2000'den 2009'a kadar sürekli İngilizce kurslarına gittim geldim. Hani deseniz ne kaldı? Çok azmış. Bir de kullanamadığınız için hani kullandığınız zaman bunlar kalıyor da kullanmadığınız zaman kötü. Ama bu sektörde iyi yerlere gelmenin ana yolu dil bilmekten geçiyor. Uluslararası firmada benim çalışmış olduğum Pfizer'de sürekli Amerika'ya yönetici ihraç eden bir kuruluştu Pfizer. Ama bunların İngilizceleri gerçekten bu kişilerin İngilizceleri hem başarılı ve aynı zamanda İngilizceleri çok iyi olduğu için rahatlıkla gidebiliyorlardı. Şu an sizin böyle bir fırsatınız var. Lütfen bunu iyi değerlendirin. Microsoft Office uygulamaları işte Excel, PowerPoint, bunun yanı sıra işte Word gibi bir takım uygulamalara çok iyi hakim olmanız gerekiyor. Bazen sunumu siz hazırlıyorsunuz, hekimleri siz hazırlıyorsunuz veya sizden bir şey istediğiniz zaman işte belli grafikler yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunlar herkesin bilmesi ve yapması gereken, çok büyük bir özellik değil, herkesin yapması gereken bir araç haline dönüşmüş durumda. Evet. Erkek adaylar için, yani bu sene az evvel hocamızla konuştum, ilk mezunlarımızı bileceğinizi söyledi. Onlara tavsiyem arkadaşlarıma, mutlaka bitire bitirmez, hiç vakit kaybetmeden askere gidip bir an evvel askerliklerini yapmaları ve daha sonra gelip, çünkü askerliğini yapmamış insanları hiçbir kuruluş, eğer kendi şirketiniz yoksa, ailenizle birlikte çalışmıyorsanız, kimse askerliğini yapmamış birisiyle çalışmak istemiyor çünkü yarı yolda kalıyorsunuz. Ya 6 ay gidebiliyor veya 15 ay gidebiliyor. Dolayısıyla baylar için böyle bir şey var. Bayan arkadaşlarımız bu konuda şanslılar. Hemen direkt iş yaşamına bu anlamda atılabiliyorlar. Evet, tıbbi üniversite hangi eğitimler alırlar? Ben konuşmamın başında Nobel İlaç'ta 3 aylık bir kurstan geçtiğimizi belirtmiştim. Ama o kurs süreçleri giderek geriye alındı. Yine firmanın yapısına ve şeyine göre, ürünlerine göre değişmekle birlikte medikal bilgi minimum 2 ya da 3 hafta. Abi burada medikal bilgiden kastım hangi ürün grubunu çalışacaksanız o grupla ilgili olarak alacağınız medikal bilgi. Yani vücudun tamamını veriyor olarak ama daha çok ayrıntılı olarak aldığınız kısmı işte eğer bir ağrı kesici çalışacaksanız akut kas iskelet sistemi, ne bileyim bir hipertansiyon çalışacaksanız kardiyovasküler sistem gibi böyle tamamen spesifik eğitimler veriliyor. Ürün ve rakip bilgisi, eğer çalışacağınız ürüne de rakiplerinize hakim değilseniz ürününüzü çok iyi bileceksiniz, rakiplerinizi de çok iyi bileceksiniz çünkü satış mukayese sanatı. Eğer kendi ürününüzü rakiplerden farklılaştırabilirseniz, doktor sizin ürününüzü reçete ediyor veya eczacı sizin ürününüzü satın alıyor. Dolayısıyla bunları çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Temel satış becerileri, bunun içerisinde 8 tane madde var arkadaşlar ve ürün ve medikal bilginin ne işe yaradığını belirleyen kritik süreçler bunlar. İşte temel avantaj önerisi oluşturmaktan tutun da aktif dinleme ki Türk milleti olarak çok eksik olduğumuz bir konu. İnsanları çok fazla dinlemeden hemen leblebeden leblebeli geleceğini zannediyoruz ama öyle değil. Önce iyi dinlemek gerekiyor. Satış sürecinde de böyle. Gerçekten karşınızdaki size ne söylediğini gözlerin içine bakarak dinleyip ona daha sonra kendi cümlelerinizi ifade edip hakikaten satışı doğru bir sürece sokabiliyorsunuz. Ama bunları dinlemeden kafanızda bazen farklı planlar oluşturup yapmaya kalktığınızda iş işte beklemediğiniz
sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunun yanında en önemli parametrelerden bir tanesi klinik ihtiyacı ortaya çıkartmak. Biz bol bol soru sorarız doktorlara. Bizim ürünümüzü yazmıyorsa zaten hiç şansı yok. Yani FBI gibi çapraz soruyu almıyoruz ama mutlaka soru soruyoruz kendilerine. Neden bizim ürünümüzü reçete etmediğine kadar getirip sorunun bizden yoksa üründen mi kaynaklandığını anlayana kadar oradan çıkıyoruz. Bunu anladıktan sonra bir dahaki ziyarete buna yönelik bir strateji, bir taktik geliştirip bir dahaki ziyarete daha planlı bir hedef ediyoruz. Evet. Kariyer fırsatları neler? Şimdi bölge müdürü tıbbi mesleğin içerisinden seçiliyor. Ürün müdürü tıbbi mesleğin içerisinden seçiliyor ama daha çok İngilizcesi iyi olan arkadaşlarımızdan seçiliyor ürün müdürü. Eğitim müdürü o bizim ilk size göstermiş olduğum hani 2-3 haftalık kurslardan sonra eğitim süreçlerimiz hep devam ediyor. Her toplantıda yeni konular oldukça arkadaşlarımıza eğitimler veriyor. Bu eğitimlerden iyi not alan kişiler kariyer anlamında biraz daha ileri gidiyor. Zaten bu iş yapışlarına da etkiliyor, iş sonuçlarına da etki ettiği için hep bir adım önde oluyorlar. Bu arkadaşlarımız eğitim müdürü olmak noktasında daha ileri bulunuyorlar. Satış müdürü bölge müdürlerinin içerisinden seçiliyor. Başarılı, lider yönü gelişmiş. Birazdan daha detaylı gideceğiz. Evet, pazarlama müdürü, satış pazarlama direktörü ve genel müdür. Devam edelim. Neler yapmak gerekiyor? Öncelikle tıbbi mesleği olarak çalışmış olduğunuz ve yapmış olduğunuz işi en iyi şekilde yaptığınızı herkese gösteriyor olmanız lazım. Bu gömlek bana dar geliyor, bana daha büyük gömleklerin demeniz gerekiyor. Sadece satışınızla mı? Hayır. Eğer bölge müdürü olacaksanız liderlik yönünüzün gelişmiş olması gerekiyor. Arkadaşlarınızın size saygı duyması gerekiyor, sizi sevmesi gerekiyor. Sevilmeyen bir tipin, sevilmeyen bir kişinin bölge müdürü olmak gibi bir şansı yok. Çünkü 9 kişiye 10 kişiye o insanın eline veriyorsunuz. Diyorsunuz ki hadi bu insanları geliştir, satışlarını yapmalarına yardımcı ol diyorsunuz. Dolayısıyla bu kişinin pek çok yönüyle diğerlerinden farklı olması gerekiyor. Bazen biz bölge müdürleri olarak gittiğimiz zaman ürün müdürü olabilmek için öncelikle burada işletme ve iktisat fakültelerini bitiriyor olmak gerçekten önemli. Çünkü pazarlama eğitimini çok iyi, işletmeyi çok iyi almış olarak geliyorsunuz. Bu sizleri bir adım öne çıkartıyor ama çalışan, kendisini geliştiren insanlar için tabii ki bu önemli. İşi yapabilmek ve işin nasıl işlediğini görmek ve süreç içerisinde oraya doğru yönelmek çok önemli. Bunu yapabilenler farklılaşıyorlar. Ürün müdürlüğü şu açıdan önemli. Eğer pazarlama müdürü olmak istiyorsanız mutlaka ürün müdürü olmanız gerekiyor. Ürün müdürlüğü yapmadan pazarlama müdürü olmuş kimse yok sektörde. Çünkü pazarlamayı bile bilmeniz için ürün müdürü olmanız gerekiyor. Ürünü çok iyi tanımanız ve ürünü çok ifade edebiliyor olmanız lazım. Az evvel söylemiştim, eğitim müdürü işte belli konularda gerçekten kendisini geliştirmiş ve notları iyi olan diğer arkadaşlarına göre ve yine sevilen birisi olması gerekiyor. Satış müdürü bölge müdürleri içerisinden seçiliyor. Bölge müdürleri içerisinde işini iyi yapan insanlar içerisinden bazen burada iş skorlarından ziyade iş yapış yöntemleri, etik, doğru iş yapmak, işi kuralına uygun yapmak gibi parametreler de ön plana çıkabiliyor. Pazarlama müdürleri daha çok ürün müdürleri içerisinden seçiliyor ama ürün müdürleri hemen pazarlama müdürlüğü olmuyorlar. Ürün müdürlerine sahada bölge müdürü olarak görev veriliyor. Bir 5-6 ay sahayı görmesi sağlanıyor. Sahayı da gördükten sonra tamam diyorlar, artık sen oldun, seni pazarlama müdürü yapabiliriz diyorlar ve pazarlama müdürü yapıyorlar. Satış pazarlama direktörü ise pazarlama müdürlerinin içerisinden yine seçilen bir önemli pozisyon. Genel müdür de bazen sektörün içerisinden olmayabiliyor, farklı sektörlerden de gelebiliyor ama daha çok sektörü tanıyan insanların içerisinde seçiliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorusu olan varsa, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa alabilirim. Teşekkür ederim bu arada sabrınız için.
sorum olacak ama lütfen. Bir tıbbi mühendisi kaç ilaç üzerinde çalışıyor, yani kaç ürünü pazarlıyor? Şöyle söyleyeyim, bu biraz ürünün cirosu ile ilgili. Normalde önerilen en fazla bir mühendisinin, yanımızda Erdal Bey de var, doktor arkadaşımız, o da burada. Normalde hekimlere soruluyor, en fazla kaç ürün atılıyorsun diye. Üç ürün, normalde üçten fazlası önerilmiyor. Aslında mümkünse iki. Fakat son yıllarda ürünlerin cirosu giderek düştüğü için maalesef ilaç firmaları bu yükü kaldırabilmek için 3-4 gibi ürünlerle çalışıyor. Ama bazen şöyle söyleyeyim size. Örneğin kanser spesifik ürünler var. Glivec gibi, örneğin Novartis'in tek ürün çalışıyor arkadaş. 15-20 hekime çalışıyor. Ürünün yapısına, cirosuna, firmanın şeyine, bütçesine göre bunlar değişebiliyor. Bir şey soracağım size de, tıbbi mühendisi oldunuz, peki hiç pişman olduğunuzdan olmadı mı? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Neden? Çünkü genellikle her şeyde bir geçiş süreci vardır. Okula geldiniz, başladınız. İlk 3 ayda şöyle bir şeyiniz olmuştur mutlaka. Ya acaba doğru yere mi geldim, gitsem mi, üniversite sınavına bir daha mı girsem? Biz de ilk başladığımızda şimdi elimizde çanta doktorun kapısında bekliyoruz. Hastalar da içeri girmeye çalışıyorlar tabii haklı olarak. Biz de hasta olduğumuz zaman bir an evvel içeri girip doktorun işte bize reçete yazıp hemen gidip ilacı alıp şifa bulmak istiyoruz. İşte o arada ben tabii benim tıbbi mühendisliğe hemen yatkın olmamın tek nedeni geçmişte ilkokuldan liseye kadar sürekli hem okuyup hem çalışıyor olmamın getirmiş olduğu bir şey vardı. İşe kolaylıkla adapte oldum ama yine o gelgitleri yaşadım. Acaba devlet dairesinde, çünkü ziraat mühendisliğini bırakıp gelmiştim, acaba geri mi dönsem gibi oldum. Benim çalıştığım o yıllarda ziraat mühendisi olarak devlet dairesinde çalışabilmek gerçekten çok zordu. O işi bıraktım geldim ben. Ya acaba yanlış bir şey mi yaptım? Hatta benim başladığım dönemde 5 Nisan krizi olmuştu ve ben 3 ay boyunca maaş alamamıştım. Babamdan para alıyordum 3 ay boyunca. Babam dedi ki oğlum sen gerçekten bir yerde çalıştığını düşünüyor musun falan. Evet baba diyordum. Yani emekli adam bana harçlık verdi o zaman. Allah rahmet eylesin. Ama o günler şeydi, biraz zordu ama her işte sabır ve sebat etmek gerekiyor. Sabırlı olursanız 3-5 aya kadar bunu atlatabiliyorsunuz ve işi çabuk adapte oluyorsunuz. Lütfen. Buyurun. Bayan olarak mühendisliğe yani çalışma alanında kolaylıkların veya zorlukları neler olabilir? Ve mesela bir bayan olarak evli olduğunu düşünelim. İşinin nasıl, mesela saat kaçta bitebilir? Bir 8-5, mesela bir evde 8-5 çalışır. Evet. Ama bir ilaç mühendisliği kaç saat çalışır? Güzel bir soru. Hemen şöyle söyleyeyim. Şu an bende çalışan bir evli bayan arkadaşım var, 2,5 yaşında kızı var. Sabah işe başlamadan önce gider kayınvalidesini bırakıyor, daha sonra işe başlıyor. Ama benim en başarılı mesleklerimden bir tanesi, çikolatayı tutmadığı bir zaman yok. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insan. Burada şu önemli, 8-5, bizde aslında işin sınırı yok. Şöyle, biz hiçbir zaman 5'te bizim işimiz bitmez. Yani biz akşam yemekleri olur, toplantılar olur. Ben örneğin salıdan çıkıyorum, Diyarbakır'a kadar gidiyorum, cuma günü kadar evimi görmüyorum. Biraz bizim işimizde fedakarlık gerekiyor. Ama tabii ki şunu söyleyebilirsiniz, hani aldıkları ve götürdükleriyle baktığınızda getirdikleri daha fazla. Ama 8-5 saygı diyorum, hani kafasında böyle bir şablon olan bir insan için çok doğru olmayabilir bu iş. Ama kafasında bu noktada esneklik olup, ben ya yaparım. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bankalardan örnek vereyim. Ben hep bankalar işte 9-6 alakası yok. Akşam saat 9'dan onlara kadar çalışıyorlar. Bay arkadaşlarımız var. Onlardan biliyorum. Saat 9-10'a kadar yok paraya çalışıyorlar. O da söyleyeyim. Doğru düzgün para verdikleri de yok. Ve maalesef şu bankaların kârlarını açıkladıkları zaman çok ifrit oluyorum. Çünkü o insanlara doğru düzgün maaş vermiyorlar. Doğru düzgün bir şey vermiyorlar. Vermedikleri için de kârlıkları çok yüksek görünüyor. Aslında tablo böyle değil. O insanlara doğru düzgün maaş verdiklerinde yine tabii ki kâr edecekler. Her şirket, her kurum mutlaka ki kâr etmek için kurulmuştur. Ama o kadar şey olmamalı gerçekten o anlamda şey buluyorum. Kimsenin işi kolay değil. Sabah 8, akşam 5 sadece devlet dairelerinde var. Artık
Devlette de yalnız bu noktada bir şeyler değişiyor. Devlet de artık işini yaparken özel sektör mantığıyla yapmaya başladı. Yani Türkiye'nin 2002'den gerçekten şu ana kadarki sürece baktığınızda pek çok alanda, pek çok kurumda çok ciddi işler yapılıyor artık. Yani inanıyorum çok daha iyi noktalara geleceğiz. Ama sabah 8, akşam 5 Türkiye'nin daha iyi noktalara gitmesi için yeterli olmayabilir. Okan Bey, ben de öğrencilerim adına bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Farklı pozisyonlarda bulundunuz, uzun zamandır bu işi yapıyorsunuz. Eminim çok sayıda iş görüşmesi de yapmışsınızdır. Evet. Eleman bazında, müessese bazında. Mümkünse birkaç cümleyle arkadaşlarımızla o mülakatlarda sizin tarafınızdan bakış açınız nedir, neler soruyorsunuz, neler önemlidir? Bu konuda bir iki ipucu verebilirseniz çok memnun oluruz. Eminim birçoğunun aklında da şöyle bir soru daha vardır. Hani bu sektöre karlılık, kazanç anlamında baktığınızda ücretler hangi profillerde oynuyor? O konu ya da ücreti belirleyen kriterler neler? Bu konuda yardımcı olursanız çok seviniriz. Tabii çok güzel soru. Teşekkür ederim. Öncelikle şöyle şeyden başlayayım. Tıbbi mesil olarak artık maalesef sıfır eleman alımı geçmişe göre çok düştü. Eskiden bu çok daha fazlaydı ama sektör yeniden kendini bulacak ve yeniden sıfır alımlar olacak. Bundan hiç şüphem yok. Neye önem veriyoruz onu söyleyeyim. Bir kere hayatın içerisinde kendisini geliştirmiş mi? Yani böyle şimdi bakıyorsunuz geliyor karşınıza gerçekten iyi bir okul bitirmiş. El bebek gül bebek büyümüş. Dışarıdan haberi yok. Ha kötü mü? Kesinlikle değil. Ama bizim işimiz böyle dışarıda yoğrulmuş, üniversite zamanında çalışmış, part time gitmiş çalışmış, liseyi bitirmiş gitmiş çalışmış. Bunların önemsiz olduğunu düşünmeyin. Adam geliyor bana diyor ki ben işte bir konfeksiyonda çalıştım diyor. Şimdi bir tarafta hiç iş yaşamına bulaşmamış bir insanla bir tarafında iş yaşamının bir tarafında tutmuş insan arasında gerçekten oturmasından kalkmasına ve konuşmalarına varana kadar pek çok şey yakalayabiliyoruz. Tek parametre mi? Değil tabii ki. Bu işi ne kadar istediği önemli. Gözlerindeki ateş önemli. Biz cevval adam arıyoruz. Ve hakikaten gelirken aptikaya geliyorsa aptikayı araştırmış mı? İlaç sanayiyi niye düşünüyor? Bu soruyu en çok sorduğumuz sorulardan bir tanesi şu. Neden ilaç sanayi? Niye? Türksel var, AB var, farklı bankalar var. Niye orası? Niye burası? Gerçekten bu sorunun cevabını kendi kendisine çok iyi vermiş mi? Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bazen lalet tayin geliyor. İnanın 10 dakika sürmüyor. Teşekkür ederiz diyoruz. Hani ayıp olmasın diye nezaketen birkaç soru soruyor da gönderiyoruz. Yani bazı arkadaşlar da oluyor. Zaten onları da çok var. Yarım saat en fazla. Yarım saatte kendisini gösteriyor. Şöyle söyleyeyim ama artık bu süreçler şöyle başlıyor artık. Öncelikle arkadaşları toplu olarak çağırıyoruz. Giyim, kuşam ve görüntüye bakıyoruz. Çok önemli. Bizim işimizde görüntü çok önemli. Çünkü biz arkadaşlarımıza her yıl şu an bizim şirketimiz için söyleyeyim, 1500 lira giyim yardımı yapıyoruz. En önemli nedeni şu, arkadaşımız hekimin ya da eczacının karşısına çıktığında şirket imajını güzel bir şekilde gösterebilsin, aptikayı iyi temsil edebilsin diye biliyorum. Bu bütün firmalarda var. Kimisinde daha az, kimisinde daha fazla. Diğer soruya geleyim, yani bir aradığımız parametreler var. Teşekkür ederim. Şey söyleyeyim, genellikle şimdi firmaların tabii buradaki ihtiyaçları var, çok önemli. Şey için, tıbbi mümessillik için bu çok fazla yaptıkları bir şey değil. Ama şunun için yapıyorlar. Hani belirli üniversitelerin belirli bölümleri Boğaziçi, hani Pfizer'in üst yönetimin tamamı Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Yani birkaç tane Marmara Üniversitesi mezunu vardı ve birbirlerini çok iyi tutarlar, çok iyi bilirler. Genellikle eğer biri girecek sonra Boğaziçi'nden gelmesi önemlidir.
Doğru bir kriter mi? Kesinlikle değil. Ülkemizin pek çok yerinde pek çok yüzde üniversitesi var. Buradan da çok değerli insanlar çıkıyor. Doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Onlarda da bu değişmeye başladı. Ama tabii şu an şu var. Boğaziçi, OTTÜ gibi üniversiteler Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı üniversitelerinden bir tanesi olduğu için belli konularda oraya bakıyorlar. Ama şunu söyleyeyim, ben Ziraat Fakültesi mezunuyum. Bunu değiştirmek, bunu yapabilmek bizim elimizde. Çalışırsak, kendimizi geliştirirsek, iş için gerekli olan yetkinlikler konusunda gelişime açık olursak, geliştirirsek, yaparsak hiçbir şey bize uzak değil. Bunları yapabiliriz. Belki şu an bu soruya şu nedenle cevap veremiyorum. Biraz örneğin farklı firmalar, örneğin Koç Üniversitesi, Sabancı gibi yerlere de gidiyorlar, oralara da bakıyorlar. Ama dediğim gibi farklı pozisyonlar için bakıyorlar. Tıbbi mühendislik için yapmıyorlar. Ar-Ge kuruluşları için örneğin kimya mühendisliği olan, kimyacıların olduğu yerlere gidebiliyorlar. Burada şirketi tanıtıyorlar. Eczacılık fakültesine gidip Ar-Ge'lerini alacaklarsa orada tanıtıp başarılı arkadaşları çekmeye çalışıyorlar. Hatta bazen bu isimleri belirleyip direkt bunlara burs verip hemen bünyelerini katabiliyorlar. Yani burada nasıl az evvel söylediğim gibi başarı gerçekten çok önemli belirleyen ana faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla inanıyorum ki bu üniversitede yapacağı projelerle, bu tür atılımlarla kendisini göstermeye devam ederse neden olmasın. Hiç kimse için hiçbir şey uzak değil. Ben Erzurum'da okudum, buradayım. Sizler çok daha yakınsınız bir takım şeylere. Çok daha yerlerde olabilirsiniz diye düşünüyorum. Sizin son bir ücretle ilgili herhalde şeyiniz vardı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, firmaya göre değişiyor. Firmanın, örneğin uluslararası firma olmasına, yerli firma, işte Abdi İbrahim olmasına, Sanovel olmasına göre değişiyor. Ama eskiden çok iyiydi. Fakat 2009'dan sonra biraz ücretler artmadığı için belli bir yerde kaldı. Çünkü sürekli sektörün karlılığı düştü. Karlılığı düştüğü için de dolayısıyla çok fazla yeni başlayan mesela bir şey vermiyor. Ama minimum 1.300, 1.400, 1.500 veya 2 milyar gibi rakamlara tekabül eden şeylerle başlıyorsunuz. Ama biz hiçbir zaman şeyi düşünmeyiz. Maaşı düşünmeyiz. Her zaman prime bakarız. İşinizi iyi yaparsanız maaşınızdan çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Özel sektörde devletten ayıran en önemli yön budur. Ama inanıyorum devlette de bu çok değişmeye başladı. Artık başarıya devlette de prim verilmeye başlanacak. Bu kariyer anlamında olabilir, bu yani gelir artışı olabilir. Bu şekilde devlette de bunlar oluyor diye düşünüyorum. Bir şey var. Buyurun. Var tabii ki. Pazarlama konusunda yani etik yönden herhangi bir farklılık var mı? Şöyle, etiklik konusunda yerli veya yabancı firma. Tabii, genel anlamda şunu söyleyeyim, hem ilaç işverenleri sendikası hem araştırma geliştirme yapan ilaç firmalarının belirlemiş olduğu bir takım kurallar var. Bu kurallara uymadığınız zaman zaten sektörün dışında kalıyorsunuz. Adınız bir lekelendiği zaman bir daha herhangi bir yerde iş bulmanız çok zor. Dolayısıyla ve bahsettiğimiz şey insan sağlığı son derece önemli. Bir hekimi bir defa kandırırsınız, ikinci defa gittiğiniz belki size bir şey söylemez ama siz bu yollardan giderken onlar geri dönüyorlar. Çünkü hakikaten insan sağlığının ne demek olduğunu sizden çok daha iyi biliyorlar. Onlara etik çalıştığınız zaman söylemiş olduğunuz her söz onlarda yer eder. Ama doğru bir şey yapmadığınızda bunu da çok iyi ayırt ederler ve bir daha orada bir verimlilikten, bir çalışmanın başarısından bahsedilemez. Genel anlamda herkes bu kurala uyuyor. Ha, uymayanlar olmuyor mu? Beş parmağın beşi niye değil? Mutlaka oluyor. Ama onlar da sektörün dışına kalıyorlar. Veya bazı ilaçlar eleman alırken özel şartlar var ama fakülteden düşük bölümlerine değer bulmak gibi öncelikli bölümler var. Şöyle söyleyeyim. Daha çok fen ilimlerine hani kimya, biyoloji gibi bölümleri bitirmiş arkadaşlarımız ben de benimki de bir şekilde fen bilimleri sayılır Ziraat Fakültesi eğitimleri alırken ama böyle bir şart yok. Biz buna bakmıyoruz. Biz insanın kumaşına bakıyoruz. Ve dürüstlük gerçekten çok önemli. Yani bizim işimizi yaparken
dürüst olmak, etik olmak çok önemli. Dürüst olursanız, etik olursanız ki bu en önemli parametreleri yerine getirirseniz satış zaten kendiliğinden, yani siz zaten artık bu işi yapabilmek için bir takım şeyleri yapmanız gerektiğini görüp ve hayata geçireceksiniz. Buyurun. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Benim sorum şöyle olacak. Tıbbi mümessillerin, hekimlerin şahsi işlerini de yerine getirme gibi bir etkisi var mı? Yok, öyle bir şey yok. Tamamen bu sevgi saygıya dayalı. Eğer sevdiğiniz bir insansa, böyle bir zorunluluk yok. Severseniz, o da sizi severse zaten hekimlerin zaten böyle bir şeye ihtiyacı yok. Hekimlerin hepsinin maaşları oldukça iyi. Özellikle bu son aile hekim sistemine geçtikten sonra zaten durumları hiç kimse hiçbir şekilde böyle konularda ihtiyaçları yok. Yapmak istedikleri bir şey varsa kendileri yapıyorlar. Bazen bir acil işleri oluyorsa, rica ediyorlarsa sevdikleri insandan bunu isterler. Herkese söyledikleri bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama genellikle kendi işleri kendi yapıyorlar diye biliyorum. Gerekli ikiler böyle şeyler yapmazlar. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Boğaziçi'yle. Mesela biz şimdi diyelim size iş başvurusu için geldik. Mülakatta onlar mı daha öncelikli yoksa biz mi? Yani ben kendimi daha iyi ifade ediyorumdur. Evet. Hani üniversitenin o kadar isminin önemi var mı? Bana soruyorsanız benim için hiç yok. Benim için önemli olan hayata dair olan ne yaptığınız. Biz de açık öğretim mezunları da var arkadaşlar. Yani insanın ne kadar kendini geliştirdiğiyle ilgileniyoruz biz. Geçen de 7 yaşında oğlum var. Şeyi düşünüyorum hep. Örneğin o 11-12 yaşındayken onu işte kısmet olursa, Allah o günü gösterirse onu bir yere götürüp bir ay, iki ay çalıştırmayı düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Yani burada bunu yapmış onlarca arkadaşımın olduğunu düşünüyorum. Bunlar, bunu bir psikologlar, sosyologlar söylüyor. Yani biraz hayatı tanımak, ekonomiyi görmek, paranın nasıl kazanıldığını görmek açısından bunlar önemli. Bunları farklı şekillerde de yapabiliyor olabilirsiniz. Bunları yapıyorsanız veya ne bileyim ticaretçi bir aileden gelebilirsiniz. Babanız ticaret yapıyordur, gidip ona yardım ediyorsunuzdur. Kendinize ne kattığınızla ilgili, az evvel söylediğim kumaş çok önemli. Açık öğretim mezunu olabilirsiniz, farklı fakültelerin mezunu olabilirsiniz. Bu bizde böyle bir kriter yok. Kişinin kendisi çok önemli bizim için. Ne vereceğine bakıyoruz biz. Kafasındaki, beynindekiler çok önemli bizim için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Estağfurullah. Ya da son dönemdeki mülakatları dikkate aldığımızda hiç unutamadığınız örnek bir mülakat anısı, hatırası var mıdır? Şimdi az evvel bundan önceki iş yaşamında veya kendi özel yaşamında bize bir başarı hikayen var mı anlatabileceğin? Hayatında ya şu taşı taşın üstüne koydum diyebileceğin bir şey var mı? Bazen kendisine göre çok basit gelen bir şey bize çok anlamlı gelebiliyor. Buyurun. Kulüp öğrencilerimizin yaptığı bu etkinliğe bir örnek olarak belki kullanabiliriz değil mi? Kesinlikle. Bu çok önemli. Yani bunu sadece biz mülakat tekniklerinde bu var. Ha, bunu ne için soruyoruz? Geçmişinde bir başarı olan kişiler genellikle kendine daha özgüveni yüksek, daha zor işleri yapabilecek kapasitede olan insanlar olarak bizde yarattığı algı bu. Dolayısıyla arkadaşlarımızın kendilerini bu noktada hani şey yapmış olmaları, geliştirmiş olmaları ve bir başarı hikayesi ne bileyim işte bir ödev veriliyor. İşte 40 kişi 2 kişi yapabiliyor veya 1 kişi yapıyor. İşte onu çok iyi algılayan ve onu çok iyi yapan bendim diyor. Veya bir proje yapılıyor okulda. O projeyi en iyi şekilde yapıp hayata geçiren kişi olabiliyor kendisi. Veya farklı sektörden geliyor. O sektörde hiç kimsenin çözemediği bir işi kendisi çok planlı programlı bir şekilde giderek orada stratejik yaklaşımları gösterebilerek o işi nasıl çözdüğünü anlatıyor. Tabii başarı hikayesi duymak istiyoruz ama böyle kafasından sallanan başarı hikayelerine de karnımız tok. Yani bir şey söylediği zaman lafın nereden gelip nereye gideceğini de iyice dinliyoruz tabii ki ama gerçekten altını da doldurmak istiyoruz. Yani hakikaten altı dolu mu değil mi ona da bakıyoruz. Bir soru daha. Tecrübe olarak genelde iş ilanlarında İK'ya ya da sarı sayfalar vesaire gibi yerlerde en az şu kadar süre çalışma diye şartlar vardır. Evet. Derslerde biz hep bununla karşılaşıyoruz. Sizden de duymak istiyorum. Yani en az 2 yıl ya da 5 yıl diye ilanlarda siz de yazıyor musunuz?
Ya da bu şartlar olmasına rağmen öğrenciler ki yeni mezunlar böyle bir tecrübe kazanma şansları yok. Yok, evet. Bu konudaki yaklaşımınız nedir? Bu bizim yaklaşımımızdan ziyade sektörün içinde bulunduğu durumla ilgili. Sıfır mümessili alıp işe başlatmanın maliyeti çok yüksek. Yani yaklaşık olarak bir mümessil 1,5 ay boyunca 5 yıldızlı bir otelde kaldığını düşündüğünüzde kişi başı maliyet $100 hesapladığınızda 1,5 ay 4.500-5.000 dolara geliyor bir kişinin maliyeti. Bu tamamen ilaç firmasının bakışıyla ilgili. Şu an örneğin İlko ilaç firması yeni kuruldu ve sıfırdan mümessilleri aldı. Bunu ben karşılayacağım dedi. Firmanın stratejisiyle ilgili. Biz de örneğin Aptika ilk kurulduğunda 2010'da sıfır mümessiller aldık. Veya biraz tecrübesi olanlar. Ama şu an sektörde sıfır mümessil alımı, konuşmamın başında da söylemiştim. Şu an belki biraz sektörün genel durumuyla ilgili olarak sektörün genel durumuyla ilgili olarak baktığımızda şu an sıfır çok fazla alınmıyor. Dolayısıyla ama arkadaşların bu konuda ümitsizliğe kapılmasını istemem. Çünkü sektör 1-2 yıla kadar yeniden kabuk değiştirecek ve yeniden kendisini bulacaktır. 75 milyon insanın ilacından bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Kendilerine ama söyleyeceğim şu, asla ve kat'a lütfen ümitsizliğe kapılmayın. Diyorlar ya bir kapı kapalıdır, bir kapı açılır diye. Mutlaka açılır. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu evet şey olabilir ama kim kendisini geliştirirse, kim kendisine bir şey katarsa onlar yine aynı şekilde yol almaya devam ediyorlar. Türkiye'de dinamik bir ülke, gelişen bir ülke. Bu gelişen yapı içerisinde kendini geliştirenler mutlaka yerlerini bulacaklar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Son soru var mı veya? Son soruyu alalım. Mübessil olarak işe başlamışsınız fakat bu süre çok uzun sürmemiş. Çok erken bir şekilde hani kariyerinize başlamışsınız, yükselme almışsınız. Bunun sırrını neye bağlıyorsunuz? Ve hani değişik firmalarda yüksek statülerde bulunmuşsunuz. Büyütmeyin derim. Ben de hiçbir zaman saygı duymuşumdur tabii ki. Saygı duyuyorum. Hani başarılı olmuş insanlara bunları nasıl yaptığını ve hep merak etmişimdir ve sormuşumdur da. İşi sevmek çok önemli. Yani bizde işi severseniz sizi birisi işi sevmezseniz, size birisi bir şey söylediği zaman sanki size böyle en ufak şeyi batmaya başlar. Ama işi severseniz en ağır eleştirileri bile, tabii ki işe yönelik en ağır eleştirileri bile rahatlıkla alıp cebinize koyup geliştirip kendinizi bir yerlere odaklar, hedeflersiniz. Tabii ki çalışmak çok önemli, işinizi sevmek çok önemli, planlı olmak çok önemli. Kaynakları doğru kullanmak ki en önemli kaynağımız zaman, bugün hayatımızda da en önemli ve bütçe kaynakları. Bunları severek, isteyerek, planlayarak doğru kullandığınızda başarı geliyor. Biraz da tabii şöyle bir şey var. İçinde olduğunuz firmanın yapılanması önemli. Örneğin ben Pfizer'de başarılıydım. O zaman firma yapılandı. Yeni bir merkez sinir sistemi grubu kuruldu. Eğer merkez sinir sistemi grubu kurulmasaydı belki 200 sene sonra olacaktı. Dolayısıyla hani bunların olması da önemli. Yani kariyer fırsatlarının olması da bu anlamda çok önemli. Çok teşekkür ederim sabrınız ve dinlediğiniz için.